feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine. Herkese selam dostlar. Yeni bir inceleme videosuyla sizlerle birlikteyim. Evet, bu oyun geliştirme oyunu. Yani bir oyunu geliştirme odaklı bir oyun. Adı Game Dev Tycoon. Bu simülasyonun zamanında geri gittiniz ve PC devriminin başlamadan kendi oyunu geliştirme şirketinizi başlatacaksınız. Önümüzdeki 35 yıl içinde kendi şirketinizi kurabilir, en iyi satan oyunları yaratabilir, hayran kazanabilir ve pazarın lideri olabilirsiniz diyor. Maceramıza başlamadan önce kuracağınız şirkete bir isim vermelisiniz. Şirket adını YouTube koyalım. Oyuncu ismini de PSLX yapalım. Evet. Kurucu kafalı bir şey olalım ya. Ya da daha farklı bir şey var mı? O turuncu olsun. Üstümüz. Kazak mı giyelim, ne yapalım? Şöyle bir kazak giyelim. Güzel. Devam ediyorum. Daha önce oynadığınız için bu oyunda daha önceden kazanılmış olan tüm ipuçları kullanabilirsiniz. Önceden oyunda kazanmış olduğunuz ipuçları bu oyunda yüklemek ister misiniz? Yükleyelim. Önceden çünkü biraz oyun oynamıştım. Oyun 1. Deneme olarak yazalım. Oyun konusunu seçelim. Ne olsun? Alternatif tarih olsun. Mesela türü rol yapma. Bilgisayarda mı çıkarsak? Pazar payı %56. Bunu da çıkartalım ya. Harika komboymuş bu arada. Güzel. Metin tamamını 2D grafikler olsun. Geliştirmeye başlat diyoruz. Bakalım nasıl bir gelişim gösterecek. Motor, oynanış, hikaye. Hikaye ve görev pek fazla olmasın. Oynanış daha iyi olur diye düşünüyorum. Burada düşürsek yeterli mi? Böyle bir şey yapabiliriz aslında. Bu biraz oynanış daha ön planda olsun. Tamam. Hikaye ve görevi birazcık veriyorum çünkü hani görevde olsun arada, hani insanlar görevde yapsın diye. Bakalım nasıl olacak. Hadi bakalım, çalış çalış. Burada önceden yaptığım seçenekleri gösteriyor zaten burada özellikle. Önceden oynamışlığım var bu oyunu. Ama çok çok uzun zamanlardan, yani uzun zaman önce oynadım. Ondan dolayı biraz unuttum. Diyaloglar falan, ne bileyim, bölüm tasarımı daha iyi olmaz mı ya? Diyalogları biraz kısacağım ya. Bölüm tasarımı daha ön planda olsun. Yapay zeka o kadar iyi olması da olur. Tasarım ve diyalog birazcık ön planda olsun. Hadi bakalım. İstediğimiz gibi bir oyun yapabilecek miyiz? Bir yandan araştırma puanı da geliyor. Güzel. Şimdi burada dünya tasarımına vereceğim. Ses orta derece olsun. O kadar önemli değil. Dünya tasarımı daha önemli gibi geliyor bana. Hadi bakalım. Böyle bir dağılım yaptık. Şu anda herhangi bir çalışmamız yok. Biraz hataları falan iyice bitirsin. Bundan sonra yayınlayalım. Gider konusunda pek o kadar şeyimiz yok o yüzden. Tamam, bitirdik oyunu. Bitiriliyor. Tecrübe kazanıldı. Bakalım. Yeni konu, yeni combo. Motor, oynanış, hikaye, diyaloglar, her birinin seviyesini almış olduk. Karakterimiz bir yandan da bunlarda tecrübe kazanıyor. Bakalım nasıl bir şeymiş. Oyunu yayınla diyelim. Henüz yayınlanmış
olan deneme oyununuza ilgili incelemeler geldi. Bakalım ne diyorlar? 5 yıldız verdi, kısa kalmış gibi demiş. Yerine göre eğlenceli. Oynanış üzerine odaklanmaları bu oyunu çok iyi yapmış. İyi oyun demiş, 7 puan vermiş, gayet iyi. Oyun sektörüne yeni gelen YouTube ilk oyunları olan deneme oyunlarını yayınladı. Oyun olumlu eleştiriler aldı. Böyle iyi bir başlangıç ile YouTube çabucak hayran kitlesi kazanır diye bir haber var. Güzel. Araştırmaya gidelim. Araştırmada yeni konuyu alabiliriz. Tarih. Kurt Adam. Tarih alalım. Araştırmaya başla diyelim. O sırada bir yandan da oyunumuzdan belirli miktar gelir alalım. 89. sıradaymış listede. Güzel. 26 hayran kazanmışız. Deneme oyunu 10 bin üzerinde satarak firma satış rekorunu kırdı. Bu YouTube için bir dönüm noktası. Evet. Bir yandan araştırmayı da bitirdik. Evet, güzel. Oyun raporu oluştur. Bakalım bir seçelim. Bir oyun raporu oluştursun. Nelerde eksik kalmışız, nelerde iyiyiz. Araştırmalarımız da artsın böylelikle. Güzel. Oyun geçmişinden bakabiliyor muyuz? Yeni bir oyun mu yapsak yoksa bir konu mu araştırsak? Suikasti araştır. Suikast üzerine bir oyun yapabiliriz aslında. Böyle Hitman tarzında. Oyun raporu tamamlandı. Diyaloglar bu oyun tipi için çok önemli gibi görünüyor. Diyaloglara biraz daha yüklenmemiz lazım. Tamam. Bunu da araştırdığımızı söylüyor. Suikasti de araştırdık. Yeni oyun geliştir diyelim. Buna ne diyelim? Bitmen yerine bitmen yazalım. Çok manidar oldu, tamam. Şimdi suikast, değil mi? Suikast, aynen. Bitmen de çok garip oldu ya. Ne koyalım ismini? Suikast koyalım ya. Suikast diyelim direkt. Macera. Bu sefer yine aynı yerden yapalım. Pazar payı yüksek olan bir yerden devam edelim. Hadi bakalım. Şimdi hikaye ve görev odaklı olacak. Oynanış az olsa da olur. Motoru kısalım. Bakalım. Böyle bir şey yapalım. Yakın zamanda yapılan pazar araştırmalarına göre daha çok fazla satılıyor. Alıcılar daha düşük fiyatı, daha kullanışlı ve esnek donanım yapılmasından diğer ev bilgisayarlarını tercih ediyor. Uzmanların dediğine göre bu donanım ücretlerin rekabetin sonu demek. Bölüm tasarımı, yani yapay zekayı kısalım. Bölüm tasarımını biraz orta koyalım. Tamam. Böyle ilerletelim bakalım. Verdiği tavsiyeler üzerine ilerlettirmeye çalışıyorum. Bakalım nasıl bir oyun çıkacak. Dünya tasarımı daha fazla demiş. Bu öncekinden, yani öncekine çok benziyor. Hadi sesi de kısalım. Bence bu birazcık kötü oldu. Çünkü benim istediğim gibi değil, tavsiye ettiği üzerine ilerledim. Tavsiyeler üzerine ilerlediğimiz için bir tık sıkıntılı olabilir. Bakalım, göreceğiz. Oyunun raporunu zaten inceleyeceğiz. İnceledikten sonra türün hangilerine daha çok hitap ettiğini görmüş olacağız. Tamam, böyle devam edelim. Dedikodulara göre Japon şirketi Nintendo kendi ev oyun konsolarını piyasaya sürmeyi planlıyor. Nintendo oldukça başarılı olan bir bitmek ile tanınıyor. Birçok
piyasa uzmanı ev oyun konsolları kullanımının artacağından şüpheli fakat biz Nintendo'nun ne yapacağını göreceğiz demiş. İleride büyük patlamalar yapabilir. Tecrübe kazanıldı. Pek başarılı bir oyun yaptığımızı düşünmüyorum ben ama umarım güzel incelemeler olur. Dediğim gibi kendi isteğim değil de daha çok aşağıdaki verilen önerilere göre ilerlemeye çalıştım. Bakalım ne olacak? Ben biliyorum. Dönük. Böyle direkt yapamıyoruz. Pek eğlenceli değil. Kötü değil, iyi de değil. Yani ortalamanın altında kaldığını zaten ben tahmin etmiştim. Bunun bir incelemesini yapalım. Bunun ikincisini çıkardığımız zaman daha fazla şey yaparız ya. Suikast ve macera kötü bir kombinasyonmuş. Suikast ve rol yapma üzerine gidebilirdim aslında, doğru. Bölüm tasarımı bu tipi, bu oyun tipi için çok daha önemli değil gibi görünüyor. Bölüm tasarımlarını biraz daha kısabilirmişim. Tamam. Şimdi araştırma üzerinden hemen Kurt Adam araştırmasına başlayalım. Adam diye bir oyun çıkartalım. Ne olabilir? Aksiyon olur. Harika combo. Bu sefer tamamen kendi kafamda ilerlettirmeye çalışacağım. Bakalım neler olacak. Nintendo bugün son dakikaları doğruladı ve TES adındaki yeni ev konsolunu önümüzdeki yılın başlarında piyasaya sürmeyi planlarını duyurdu. Konsol, kaset bazlı oyunlara ve eşsiz tasarım bir oyun o konuda koluna yer veriyor demiş. Tamam. Şimdi aksiyon oyunu olduğu için oynanışı bence ön planda olması lazım. Motoru birazcık versek de olur. Hikaye o kadar önemli değil. Yani görev, hikaye. Bunu kıssak da olur. Aksiyon sonuçta bu. Şöyle bence ideal. Bu sefer alttakilere uyarlı bir şekilde ilerlemeyeceğim. Bakayım nasıl olacak. Bölüm tasarımı, yapay zeka önemli mi? Yok yani... Kurt Adam'da pek diyalog olmaz zaten zannetmiyorum. Yapay zekayı orta derece vereceğim. Bölüm tasarımını biraz daha ön plana çıkaracağım. Hatta bayağı ön plana çıkartayım yerine göre. Böyle bir ilerleyelim bakalım. Neler olacak görelim. Dünya tasarımı o kadar önemli değil gerçekten. Çünkü aksiyon ve yani... Dünya üzerinde çarpmıyoruz. Belirli yerlerde çarpışacağı ve savaşacağı için hadi hırlaması, gürlemesi falan filan belki birazcık lazım olabilir. Grafik kesinlikle en üst vaziyette olması lazım. Böyle bir ilerleme yapalım bakalım. Bu arada araştırma puanımızı da biriktiriyoruz. Şimdi hataları biraz kestim. Güzel. Bitir bakalım. Oynanış konusunda seviyemiz yükselmiş. Bölüm tasarımı konusunda da seviyemiz yükselmiş. Güzel. Grafikte de seviyemiz yükselmiş. Oyunu yayınlayalım. Hadi bakalım nasıl olacak görelim. Oyun geliştirmesi... Araştırma, oyun raporu bir oluştursana Kurt Adamlar konusunda. Evet, inceleme gelmiş. Bakalım ne diyorlar. Daha iyi olabilirdi. Hoşuma gitti.
demiş. Güzel bir deneyim. Aksiyon oyunlar G64 için iyi çalışıyor demiş. Evet. Bir yandan da araştırmamız bayağı birikti. İş sözleşmesi. Merhaba. Kurt Adam ve yeteneklerinizden etkilendim. Oyunlarını henüz bitirdim. Ben kontrat işindeyim ve biz sizin yeteneklerinizi kullanabiliriz. Eğer nakitte sıkışırsanız bunu bana bildirin ve sizin için iş varsa bakayım Jason. Evet, yeni bir iş teklifi daha geldi böylelikle. Kurt Adam için yaptığımız yayın öncesi analiz tamamladı ve şunlar sonuç aldı. Motor bu oyun tipi için çok önemli gibi görünüyor. Tamam. Yapay zeka bu oyun tipi için çok önemli gibi görünüyor. Tamam. O zaman bundan sonra öyle bir şekilde ilerleriz. Yani alttaki tavsiyeler aslında bize gerçekten olması gereken tavsiyeleri veriyormuş. Olabilir. Şimdi araştırma üzerinde bir bakalım mı? Neler varmış? Ninja falan varmış. Ninja'yı bir araştır bakayım. Oradan başka bir oyun falan çıkartalım. Bir yandan da bu oyundan da güzel para kazanacağız. Tamam. Bunu da araştırma tamamlandı. Araştırmaya devam et. Dedektif. Sherlock Holmes yapabiliriz aslında. Dedektif oyunu hani. Tamam. Yeni bir oyun geliştirelim hemen. Oyun konusunu seçelim. Dedektif rol yapma olarak geçiyor mu? Geçmiyor. Simülasyon olarak geçmiyor. Strateji olarak geçmez. Macera geçmiyor. Aksiyon dedektifle aksiyon geçmiyor. Ne oyun türü olarak geçer acaba dedektif oyunu? Gizem olarak geçer sanırım. O zaman şöyle yapalım. Bu oyun türü gizem çıkana kadar dedektif oyununu bir askıya alalım. Ninja'da da strateji gitmiyor. Macera gider bence. Böyle bir Mortal koyalım ismini. Rol yapma mı yapsak ya da? Macera, strateji değil, aksiyon da olabilir. Ninja aksiyon. Farklı bir aksiyon olur. Emin olamadım. Aksiyon, macera, rol yapma olmaz. Aksiyon ya da macera olmaz. Macera diyeceğim ya. Bu sefer macera diyeceğim. Bakayım, pazar payı konusunda kim daha iyi? Sen daha iyimsin gibi. Bunu daha çok biliyorum. Tür eşleşmesi konusunda. Hadi seni yapalım ya yine. Grafikler aynı şekilde devam ediyor. Şimdi motor konusunda düşüreceğiz. Oynanışı yapacağız. Hikaye ve görevleri fullleyeceğiz o zaman. Bakalım nasıl bir tavsiye. Yani tavsiyeler üzerine gidip ilerliyorum. Bakalım olacak mı? Emin değilim. Çok kötü ilerliyoruz gibi. Yolakları yapalım, arttıralım. Bunu birazcık kısalım. Yapay zekayı öldürelim. Bakalım böyle devam edelim. Orada bayağı kötü bir oyun yapıyoruz galiba. Dünya tasarımı, grafik, sesi düşürelim. Böyle bir oyun yapalım bakalım. Hatalar çok fazla. Tasarım ve teknoloji konusunda bayağı kötü. 100. Bakalım bir şeyler çıkar mı? Hadi az bir şeyler daha ver bize. Yok mu? Tamam o zaman. Böyle bitir bakayım. Olmadı. Atacak mıyız? Emin değilim. Her şeyde seviyemiz yükseldi. Oyunu yayınla bakalım. Nasıl olacak? Sen de bir yandan iş sözleşmesi bul.
Bir oyun için bazı basit kanıtları arka plan tasarlayın. Ama 5 haftada tamamlayabilir miyiz acaba? Sözleşmeyi kabul et bakayım. Yapmaya çalış. Tamam, incelemeler geldi. Düşük gelecek bence ama baya kötü yaptık ya. Peh. Yerine göre eğlenceli. Teşekkür ederiz. Potansiyel gösteriyor. Olur. Çok 5 ile 6 arasında değiştirdi ama hoşuma gitti dedi. Yine iyi yakalamışız ya. Ya mümkün olduğunca para yapmaya çalışıyorum. Para biriktirmeye çalışıyorum. 25 bin de oradan geldi. Güzel. Oyun raporu oluştur. Şunu bir araştıralım bakalım. Jason, müşterilerin dediğine göre sözleşmeyi başarıyla tamamlamışsınız. Mükemmel. Genellikle her 6 ayda bir yeni bir sözleşme işler bulunur. Bu yüzden başka zaman kontrol et diyor bana. Tamam. Hemen araştırmamızı da yapalım. Araştırma puanımız da yükseldi. Şimdi şuradan bir aslında özel oyun motorunu biriktirebiliriz. Biraz biriktirelim mi? Onu seçelim hemen. Tarih. Rol yapma olarak yapalım mı? Strateji yapalım o zaman. Bu sefer şey yapacağım böyle. Tarihi savaş olarak yapacağım. Hadi senden başlayalım. 80 bin mi ödeme yapmam gerekiyor? Yapalım. Ne koyalım? İmparatorluk. Oyunumuzun ismi İmparatorluk olsun. Hadi bakalım. Yeni bir oyun konsolunda yeni bir tür oyun geliştiriyoruz. İlerle bakalım. Nasıl bir oyun olacak? Hep beraber göreceğiz. Motoru orta, oynanışı fulle, hikayeyi kapat, devam et. Senden çok güzel bir oyun çıkarmanı bekliyorum. Yaparsın aslanım. Nintendo tarafından henüz yayınlanan test ev konsolu muazzam bir başarıya ulaştığını kanıtladı. Satış rakamları beklentileri fazlasıyla aştı. Bir müşteri test ile beraber gelen ve oyun koluyla oynadığım oyunları seviyorum. Klavyeyle oynamaktan daha eğlenceli demiş. Evet. Günümüzün PlayStation'ı zamanla yani o zamanlara göre çıkmaya başladı. Güzel. Bölüm tasarımı yapay zekayı biraz veriyoruz. Böyle oyun çıkar diyor. Tavsiyeler üzerine ilerliyoruz yine. Tabii ki bu ilk zamanlarda normal şartlar altında bize oyun tavsiyeleri vermez. Yani tamamen sana bırakır. Nasıl ilerlemek istiyorsan öyle ilerle der. Daha sonrasında sen bir şeyler yapmaya çalışarak yavaş yavaş kötü oyun çıkara çıkara iyi oyunu çıkarmaya başlıyorsun. Benim avantajım bir önceki save'de yani bundan baya baya seneler önceki save'imde kalan önerileri bu save'e de aktardım. Ondan dolayı biraz daha kolaylık olsun diye bize. Dünya tasarımı falan sesi de böylelikle böyle ayarladık. Bakalım nasıl bir oyun çıkacak. Beklentilerim çok fazla. Hadi bakalım. Araştırmalarımız. İyi gibi. Bitirelim oyunumuzu. Yeni rekoru kırdık galiba. Evet. Güzel. Seviyemiz yükseldi. Oyunu yayınlayalım bakalım. Sen hemen arkasından oyun raporunu oluştur. İncelemeler gelmiş. Hadi bakalım nasıl bir inceleme? Çok eğlenceli. Evet, bu sefer güzel bir şekilde tutturduk sanırım. Bayıldım demiş. Hadi biriniz de 10 versin ya. Olağanüstü bir oyun demiş. Oynanış üzerine odaklanmaları bu oyunu çok iyi yapmış demiş. Çok güzel. Bakalım inceleme sırasında eksik olarak neyi yapmışız, neyi yanlış yapmışız onu bir görelim. Onu öğrenelim. Bundan çok fazla kazanmayı bekliyorum ama umarım kazanabilirim ya.
İmparatorluk için yayın öncesi analize. Evet. Platform tür uyumu kötüymüş. Onu da öğrenmiş olduk. Yani oyunu çok güzel çıkardık ama yanlış platformu da çıkardık. Yakın zamanda yaptığınız pazar araştırması sonucu göre İmparatorluk sürpriz bir başarı yakaladı. Geliştirici YouTube oyun endüstrisinde epey yeni fakat şimdiden ne yaratacaklarını sabırsızlıkla bekliyoruz demiş. İş sözleşmesi bulabilir misin? Ya da dur, ilk önce bir araştırma yapalım değil mi? Şu özel oyun motorunu bir araştır bakalım. Araştırmayı biriktirdik o kadar. Son zamanlardaki oyun cihazları üzerinde yapılan çalışmalar ayrıca daha detaylı oyun pazarı oluşturuyor. Bir kısmı genç oyunculara hitap ederken diğerleri daha olgun yaş gruplarına hitap ediyor. Daha çok yazılımcının markete katılmasıyla bizler yazılımcıların piyasada gerçek bir darbe yapabilmesi adına oyunlarda yaş gruplarına daha çok ağırlık vermesini bekliyoruz demiş. Hedef kitle yeni araştırma mevcut. Tamam. Araştırma puanımız olduğu zaman hedef kitleyi de araştırırız. Özel oyun motoru yaratmayı unutmayın. Bu oyunlarınızı büyük miktarda geliştirir. Özel oyun motorunu eylem menüsünde oyun motoru araştırması yaptıktan sonra yaratabilirsiniz. Tamam. Oyun motorunu zaten şu an geliştirmeye çalışıyoruz. Geliştirdiğimiz takdirde zaten yapacağız. Oyun öğreticileri Monoses. Tamam. Araştırmadan hemen bir bak bakayım. 15. Oynanış oyun öğreticilerini araştır. Şu an zaten paramız biraz var. Oyun konsolunun büyük başarısından sonra Vena bir başka Japon şirketi kendine özel bir ev konsolu yayınlamayı planladığını dolaşan söylentiler arasında. Evet, rekabet başlıyor. Araştırma tamamlandı. Bunu kaldır. Raftan kaldırıldı. Evet, 326 binimiz var. Ailemizin garajında oyun geliştirmeye çalışıyoruz değil mi biz? Öyle bir hikayesi vardı bunun. Şimdi oyun motoru yarat desek. Bunları eklesek. Tamam. Şuna versiyon 1 diyelim. İlk oyun motorumuz biraz uzun sürecek. Bir yandan da araştırma da geliyor. Güzel. Bakalım. Vena bugün yeni oyun konsolu hakkında son söylentileri doğruladı ve Master V konsolunu duyurdu. Şirketin iddiasına göre Master V, Nintendo'nun muazzam başarısına sahip test konsolundan daha üstün teknik özelliklere sahip ve önümüzdeki aylarda piyasaya sürmeyi planlıyor. Gerçekten görünüşü de çok böyle yırtıcı bir şey var konsolun. O zamanlara hitap eden. Evet. Gerçek hikaye de böyle mi acaba? Hiç araştırmadım böyle. Oyun tarihine hiç bakmadım. Nasıl bir olaylar dönmüş, şirketler arası problemler yaşanmış mı? Bir tek Sony'nin doğuşu ve daha sonrasındaki Sony'yi satın alacak şirketin bir ismi verdiler de Nintendo'yu batıran şirket Sony miymiş? Öyle bir şeyler falan. Bir şeyler vardı da tam hatırlamıyorum şimdi yalan olmasın. Yine oyun motoru versiyon 1 şimdi tamamlandı. Çok güzel. O zaman madem tamamlandı artık bundan sonra konumuz hapishane mi olsa? Hapishane olsun bakalım. Simülasyon olur mu? Yok. Macera olur mu? Olur. Harika combo diyor bakın. Güzel. Oyun konsolunda strateji olmadı. Belki macera güzel olabilir. Oyun motorunu da seçiyoruz. Böylelikle diyelim. Hafif filmden alıntı gibi bir şey oldu ama olsun. Grafikler daha iyi bir grafik yapmak istiyorum. Bakalım nasıl bir şey çıkacak. Biraz para harcadık, biraz para harcadık ama gerçekten iyi olacağına eminim ya. Oyun motorunu kıs, oynanışı azalt. Hani öyle olsun. Doğrusal hikaye, oyunu kaydetme falan hepsini ekle ya, hepsini ekle. Güzel bir şey yapalım, güzel bir oyun çıkartalım değil mi? Bütün özellikler olsun, oyun kaydetsin, şey yapsın. Oyuncuların ilgisini çeksin.
Bölüm tasarımını kız. Yapay zekayı komple kapat. Diyalogları fulleyelim. Tavsiyeler üzerine ilerleyelim bakalım nasıl bir şey çıkacak. Dünya tasarımı en üst seviyede olmasını istiyor. Grafiği, sesi kapat. Grafik hafif ver. Dünya tasarımı fulle zaten. Hadi bakalım. Hadi aslanım yaparsın. Güzel bir oyun bekliyorum senden. Her zaman katlayarak devam edeceğiz. Şirketi büyüteceğiz. Garajdan çıkacağız. Çalışanlarımız falan olacak. Bitir bakayım o zaman. Güzel. Yeni bir rekor kırdık tasarım konusunda. Tecrübe olarak da güzel bir tecrübe kazandık mı acaba? Hikaye ve görev konusunda iyi geldi. Diyaloglar da iyi geldi. Motor falan biraz düşük kaldı da dünya tasarımı falan grafikler gayet hoş. Bir tecrübe geldi. Tamam. Oyunu yayınla bakalım. Masterwitch satışa sunuldu. Keşke biraz daha şey olsaymış. Oyun raporu oluştur bakalım. Nintendo'ya şimdi sıkıntılı bir şey yaratmaz umarım. Evet. Ne diyorsun? 8. Çok iyi. Teşekkür ederim. Teknoloji ve tasarım arasında harika bir denge elde etmişler. Güzel bir deneyim demiş. Olur. Çok eğlenceli. Herkes 8 verdi. Sen 7 verdin ya. Game Hero. Seni yazdım. Seni yazdım oğlum. Sen ekmeğimle oynuyorsun. Bir şey bulmaya çalışıyorsun. Bir böyle yanlışımı bir fasun buluyormuşsun gibi hissettiriyorsun. Bak çok yanlış oldu ilerliyorsun. Prison için hikaye ve hikaye görevler bu oyun tipi için çok önemli gibi görünüyor. Ses oyun için bu oyun tipi için çok da önemli değil gibi görünüyor. Platform türü uyumu. Hocam yani bu ne yapayım yani platform türüne niye bu kadar sıkıntı yarattılar ben anlamadım. Neyse şimdi iş sözleşmesi mi bulsak 17.004 hafta araştıralım ya hedef kitleyi mi araştırsak yeni konumu. Hedef kitleyi araştır. İlk önce bunu açalım sonra sesi açalım sonrasında iş sözleşmesi yapalım son olarak da oyunumuzu ortaya koyarız. O sırada zaten diğer oyunumuz da piyasadan kalkar. Vena tarafından henüz yayınlanan oyun konsolu Master B pazarda dünya çapında heyecan yarattı. Endüstri uzmanlarının söylediğine göre konsol Kuzey Amerika'da çok da iyi pazarlanmadı. Fakat dünyanın diğer kısımlarında oldukça yayılacak. Hadi bakalım. Yani Amerika dışında diğer bütün ülkelerde Avrupa ülkesi Asya ülkelerinde baya baya popüler olacağını bekliyorlar. YouTube şirketinin son oyununu genel olarak olumlu tepkiler aldı. Star Games'i çok iyi deyip 8 verdi. Eğer YouTube bu iş şekilde yaratıcı olmaya devam ederse yeni hayranlar gözdesi olabilirler. Hadi bakalım. Bunu araştır. Tamam. Bunu araştırdıktan sonra dur bu değil. Pardon. Araştırmalardan hemen sesi de ayarlayalım. Sonrasında bir oyun daha patlatalım. Farklı bir oyun. Bizim oyun satışlarımız nedense çok kısa sürede piyasadan kalkıyor. Onu acaba devam ettirecek bir şey yapabiliyor muyuz? Hemen iş sözleşmesi bul. Hemen sözleşmeyi kabul et. Verebildiğimiz kadar verelim hemen hızlı hızlı. Çıkartalım. Yandan da araştırma gibi güzel oluyor. Yetiştiremeyeceğiz mi? Yetiştiririz. Heh, güzel. Böylelikle bunları da halletmiş olduk. Şimdi oyun motoru yarat diyorum. V1 üzerine kurulu devam etsin ya. Bu arada paramız da ona göre gidiyor yani. Yeni araştırma mevcut sıradan oyunlar. Yaparız ya. Yeni piyasa verilerinde Growth.gg 64'ün yavaş yavaş diğer PC üreticilerine karşı pazar payı kaybettiği gösteriyor. Resmi olmayan açıklamada bir G64 çalışanı şirketin yeni ve daha gelişmiş PC'lere karşı tanıtımda başarısız olduğunu söyledi. Reklam önemli. Reklam önemli. Reklam yapmazsan tanınmazsın.
Bu arada bu garajdan kurtulmak istiyorum da. Bakalım ne zaman kurtulabiliriz. Emin değilim. Buradan ayarlara gidiyorsun. Tamam. Yeni oyun motoru V1 şimdi tamamlandı. Güzel. Şimdi hemen hiç beklemeden araştırmamız zaten şey. Oyun türü. Aha, Gizem gelmiş. Tamam. O zaman Gizem'i şey macera mı tetikler? Bence macera tetikler, evet. Yetişkinlere özel bir şey mi yapalım, yoksa bence yetişkinlere özel yapalım çünkü bu olacak. Korku temalı olacak yani. Valla strateji yaptık, tutmadı. Macera yaptık, o da tutmadı. Yani ne yapacağımı şaşırdım sende. Gerçekten. Ben eski platformuma geri dönüyorum arkadaş. Evet, iki tane V1 yaptığımız için hangi V1 kim bilir. Neyse. Grafikler okey. Başlayalım bakalım. Evet, hikaye ve görevler kesinlikle olması gerektiğini söylüyor. Oynanışı hafif verdik. Motoru kullanmasak da olur. Oynanışta hadi oyun öğreticileri falan olsun mu? Olmasın ya. Madem istemiyorlar, böyle bir şey yapalım. Ek özellik eklemeyelim. Devam et bakalım. Bir yandan da parada da sıkıntımız var. O yüzden Nintendo bugün Game Link adında taşınabilir yeni bir oyun aygıtı tanıtacaklarını duyurdu. Bu aygıt değiştirilebilir kasetler, yeşil arka plan üzerine siyah beyaz bir ekran, tümleşik hoparlörler ve hatta bağlantı kablosuyla sağlanan çok oyunculu desteğiyle beraber geliyormuş. Anladım. Gaming PC'ler ve diğer oyun konsollarına karşılaştırıldığında daha güçsüz fakat belirlenen düşük fiyatı ve kusursuz taşınabilirliğiyle devasa bir kitle olabilir. Evet. Söylenenlere göre Gaming gelecek ay raflardaki yerini alacak. Tabi o zamanlar telefonlardaki uygulama falan olmadığı için farklı bir şey gözüküyor. Yani göze farklı bir tür geldiği için ilgi çekebilir. Diyalogları fulluyormuşuz. Yapay zekayı komple kapattık. Böyle bir tasarımı da böyle yapalım. Hadi bakalım. Biz ne zaman böyle başka bir ofise geçebileceğiz ve şey yapabileceğiz acaba? Merhaba, ben Steve O'Connell. Planet GG için çalışan bir muhabirim. Şirketinizin yetişkin kitlelere hitap eden bir oyun geliştirildiğine dair bir duyum aldık. Bununla alakalı bir röportaj vermek ister misiniz? Röportaj verelim. Tanınırlığını arttıralım oyunumuzun. Harika. Zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz. Röportajı gelecek hafta yayınlayacağız. Güzel. Biz de o sırada geliştirmeleri yaparız böylelikle. Dünya tasarımı, grafik. Okey. Dünya tasarımı fulledik. Ses konusunda temel sesleri kaldıralım. Grafikleri yükseltelim. Bu arada diğer alttaki V1'miş. En son yaptığımız. Planet GG yakında YouTube ile yapılmış bir röportaj yayınladı. Bir röportaja göre şirketin oyuncuları hedefleyen ilk oyunları üzerinde çalışıyor. YouTube kurucusu ve CEO'su Deserix, oyuncuların oyunlarda daha olgun içerikler aradığını düşünüyoruz ve bunu onlara sunmak için risk almaya hazırız, dedi. Birçok uzmanının söylediğine göre yetişkin içerikli oyunlar er ya da geç yaygınlaşacak. Pazarın bu tür oyunlara nasıl bir tepki vereceğini merak ediyoruz, demiş. Hadi bakalım. Bekleyen 4 kişi var şu anda, burada yazıyor. 4 yetişkin insan bu oyunu bekliyor. Bakalım başarılı olabilecek miyiz? Hataları komple yok etsin, daha sonrasında yaparız. Bugün Nintendo tarafından yapılan oyun platformu Game Link satışa sunuldu. Hadi bakalım. Bitir. Bakalım nasıl bir oyun yapmışız. Tecrübe kazanıldı. Yeni konu, yeni combo zaten. Ekstra bize özellik kattı. Hikaye görevlerde, diyaloglarda ve dünya tasarımda seviye yükseldi. Grafiklerde de seviyemiz yükseldi. Güzel. Güzel. Kendimizi de geliştiriyoruz. Oyunumuzu da geliştiriyoruz. Yeni araştırma mevcut. Açık dünya. Kesinlikle almam lazım. Hemen şimdi bir araştırmadan
açık dünya oyun tasarımını alacağım. Evet, incelemelere bakalım hemen. 10 mu veriyorsun? 10 mu geliyor? 10 geldi. 10 geldi. Bakalım bundan 10 geliyor mu? Hadi bakalım bundan da 10 geldi. Güzel. Senden 10 geliyor mu? Hadi bir 10. Senden de 10. Hadi sonuncu 10'u da verin. Full 10 çekmiş olalım ilk bölümden daha. Hadi be. Ah ah ah. Sonuncusu bize çok büyük kazık attı. Çok büyük kazık attı. Lan ne güzel. Hepsini tamam 10 yapıyorduk ya. Daha başlangıçta. Tüh neyse. Sağlık olsun. Ama yazdım bunu bak yazdım bunu. Unutma. Paranormal oyunu 50 bin üzerinde satarak firma satış rekorunu kırdı. Bu YouTube için bir dönüm noktası. Güzel. Baya baya sağlam satıyoruz bu arada. Bir anda fırladı satışımız. 100 bin üzerinde. Gerçekten baya. Bilinen bir isminiz ve bolca sermayeniz var. Eğer şirketi büyütmek istiyorsanız yeni bir ofise taşınmak bir sonraki adımdır. Ben teknoloji parkı içinde bulunan mükemmel bir ofis buldum. Şirketi sonraki seviyeye taşımak ister misiniz? 150 bin ödeyerek yapabilirim aslında. Gerçekten güzel bir param var. Hadi taşıyoruz. Ofisimizi de taşıyoruz ya. Vay be. Güzel oldu. Yeni ofisimize hoş geldiniz. Artık daha büyük bir ofisiniz olduğuna göre personel dahi alabilir ve daha iyi oyunlar yapmak için dünya çapında bir geliştirici ekibi kurabilirsiniz. Çok güzel. Pozisyonu doldur. Birini işe almamızdan önce personel yönetimi eğitimini tamamlamalısın. Eğitim menüsüne ulaşmak için basitçe karakterin üstüne tıkla. Personel yönetimi. Hadi bakalım. Güzel paramız var. Paramız da zaten hani bir yandan da oyundan da güzel para geliyor. YouTube firması yeni oyunu paranormal iyi eleştirilerle bir fırtınaya sebep oldu ve müşterileri heyecanlandırdı. Endüstri uzmanlarının söylediğine göre paranormal gelecekteki oyunlar için yeni bir kalite standartı getirebilecek ender oyunlardan bir tanesi. Güzel. Görünen o ki YouTube paranormal ile oyun tarihinde bir ilki başardı. Aferin. Teşekkür ederiz. Gerçekten iyi para kazandırdı bu arada. Şunu da araştırsın pozisyonunu dolduralım hemen burada. Video oyunlarıyla ilgili olan ilginin artmasıyla yayında ayrıca video oyunu dergileri içinde giderek büyüyen bir kitle var. Bu dergiler oyun geliştiricileri gelecek oyunları pazarlamaları için oldukça iyi bir yol sunuyor. Teşekkür ederiz. Pazarlama. Ben direkt pazarlamayı mı araştırdım gerçekten? Ben buyum. Tamam. Eat. Yap çalışmalarını falan araştırabilirim. Eğitime başla sen. Bütçeyi şöyle yükseltelim. Bütçeyi böyle yapacağım. Ön filtre oluştur. Oyun demosu. Personel bul. Bakmaya başla ya. Ara. Yandan eğitim veriyoruz. Tasarım ve teknoloji konusunda iyi seviye 2 hız ve araştırması bu. Sonrakine bakalım. Dur şimdi şunlara bir bakalım da iyice. Tasarım ve teknoloji iyiymiş. Tasarımı hiç yok. Teknolojisi almış başına gitmiş. Hızı da iyi. Şimdi şununla şunun arasında kaldım. Bunda mı 208? Aynen. 241. Tamam seni alıyorum ya. Sen daha iyisin. Al işe bunu. Yeni araştırma mevcut. Orta büyüklükte oyunlar. Bu birazcık yükseltsin. Oyun raporu oluştur dersek. Paranormal konusunda oyun raporu oluştur. Evet, Master V konusunda konsolun yaratıcısı Vena taşınabilir bir konsol olan ve direkt Nintendo'ya rakip olarak Vena Gear'ı duyurdu.
Şirketten biri markette olan benzer ürünlere göre Vena Gear tamamıyla Master V özelliklerinde artı olarak taşınabilir. Ayrıca Vena Gear tamamen renkli ekrana sahip dedi. Tamam. Bu cihaz gaming'i geçebilecek mi? Bunu göreceğiz. Vena Gear 2 ay içerisinde piyasada olacak. Tamam. Sen araştırman nerede yapabiliyorsun? Bu mu yapabiliyor araştırmayı? Yok. Sen mi yapman gerekiyor? Yok. Hocam, araştırma. Orta büyüklükte oyunlar. Sıradan oyunlar. Orta büyüklükteki oyunları bir araştır bakalım. Sen yardım edebiliyor musun? Yok. Buna nasıl destek sağlayabiliyor acaba? Neyse. Peki ben bir oyun kurmaya başladığım zaman bu çalışıyor mu benimle beraber? Gerçekten bunu merak ettim. YouTube oyununun sürecini bir süre takip ettim ve sizin son geliştirmelerinize göre büyük oyunlar geliştirmeye başlamışsınız gibi gözüküyor. Büyük oyunlar daha fazla insan tarafından görülmeyi hak ediyor ve burada bir dağıtımcı faydalı olabilir. Tamam. Bir dağıtımcı oyununuzu dünya çapınıza pazarlayabilir ve dağıtabilir. Onlar ayrıca sermaye gelişim içinde yardım edebilirler. Karşılığında kazancın büyük kısmını alabilirler. Fakat oyun çok fazla sattığı sürece buna çoğunlukla değer. Evet. Sizi bazı dağıtıcılarla iletişime geçirebilirim. Böylelikle uygun olan bazı sözleşmelere bakabilirsiniz. Bana haber vermeniz yeter. Jasmine Drog. Tamam. Dağıtım sözleşmesi bul açıldı. Oyun menüsünden erişilebilir. Peki. Oyun menüsünden yani. Olur. Bakalım. Oyun büyüklüğü orta. Hapishane simülasyon. Herhangi bir konu rol yapma. Minimum skor. Oo. Oyun ödeme. Bunlar evet çok fazla veriyor ama dileği şeyleri yapamazsak ceza çok büyük. Şu anlık riske atmayacağım. Şöyle yapacağım. Yeni oyun geliştir. Orta ölçekli bir oyun olacak. Oyun türü olarak da ne yapalım? Felaket, kıyamet senaryosu gibi bir şey olsun. Aksiyon olsun. Olmuyor mu? Macera, o da olmuyor. Simülasyon, o da olmuyor. Hadi ya. Strateji, o da olmaz ki. Ne yapabilirim? Alternatif tarih. Tarih. Ne yapabiliriz ya? Tarih yapsak ayrı bir dert. Tarih yapalım o zaman. Tarih strateji olarak gitsin. Strateji olmuyor bunda, uymuyor. Orada pazar payı baya düşmüş bunun. Baya kötü düşmüş. Neyse, bilgisayarda açacağız. Oyun motorunda alttakini seçeceğim. Herkese hitap edecek bir oyun. Ne olsun? Efsane yazalım. Efsane olsun tarih şeyinde. Tamam. Bunu bir yap bakalım. Bugün Vena tarafından yapılan oyun platformu Vena Gear'ı satışa sundu. Çok güzel. Peki sen hocam oyun motoru, hikaye göre motor, oynanış hepsini ekle hocam. Tamam mı? Oynanışı yap, motoru hafiften ver. Tamam, iki personel çalışıyor mu burada? Dur şimdi, o zaman şöyle yapalım. Tasarım mı? Sen bunu ver, sen bunu ver. Umarım verimli yapabilirsiniz ya. Buraya personel. O zaman şöyle yapalım. Gerçekten başarabilecek misiniz? Bu kadar para bayıldık ama. Bak çok güzel bir sıçrama yaptık. 2 milyonun üzerinde para kazanmıştık. Umarım bunu batırmazsınız. Böyle yapalım. Aynen. Hadi bakalım. Aylık 52 bin giderimiz var ya.
Ofis 150 bin değil miydi ya? 150 bin diye hatırlıyorum. Yanlış mı hatırlıyorum? Evet. Ses konusunda şunu verelim. Sana da bunu verelim. Çok fazla yüklendik ama yapacak hiçbir şey yok. Sesi biraz arttır. Bunu kıs. Sana bunu da vereceğiz. Önce oldu. Hadi bakalım. G64 2 ay içinde piyasadan çekilecek. Umarım bizim yaptığımız oyun konsolu çekilmiyordur. Bak çok kötü sıkıntıya gireriz. Evet, hata yapma. Hemen çıkartalım şunu da aradan birazcık kazanalım ya. Yeni rekor. Güzel. Bayağı bol bol seviye yükseldi ama. Bakalım nasıl bir oyun oldu. Oyun yorumcuları ne diyecek? Oyunu yayınla bakalım. Daha iyi kullanıcı deneyimi, basit ara sahneler. Tamam. Oynanışı arttıralım. İncelemeler gelmiş. Hadi bakalım ne geldi. Yani. İyi, fena değil diyorlar. Bak hepsi 7 verdi. Bu 6 verir değil mi şimdi? Ya şimdi de 8 veresi tuttu. Arkadaşın. Hiç şeyin yok. Yani şu yapımcıdan birazcık şüpheliyim. Acaba gerçekten oyun konusunda bilgisi var mıymış? Dur. Şuna gel. Oyun raporu oluştur. Hemen şununla ilgili bir oyun raporu oluştur. Dünya donanım ücretleri G64'ün üreticisi olan Commodore şirketini iflas etmesiyle şaşkına döndü. Oo. Daha iyi bir fiyatlı bir alternatif sunamadı ve G64 üretimini durdurmak zorunda kaldı. Platform önümüzdeki yılın başlarında emekli olacak. Geçmiş olsun hocam. Ama ben kazanacağımı kazanayım, en azından birazcık bir şeyler gelsin bana. Olur mu? Bak, şirketi ayakta tutmam lazım. Yeni anlayış yok. Yani o da iyiymiş. Dur. Çok şey yaptım. Pozisyonu doldur diyelim. Maliyeti bu kadar fazla tutmak istemiyorum ya. Sen bir şöyle uygun fiyattan bir baksana. Bu da düşük şeylere nasıl diyeyim? Hani eksik kalması gereken şeyler, tasarımlar oluyor ya. Onların şeylerini yapar olmadı. Sen tasarım konusunda bayağı iyisin ya. Hocam seni alacağım. Tasarım da bayağı iyi. Hemen işe al bunu da. Eğitsek mi onu? On bilim puanı mı geliyor bundan? Ben peki... Sen de eğitilmeye başla. Mesajın şifresini çöz. Bu özel bir tekliftir. Ajanlarımız sizin ilgilenebileceğiniz bazı araştırmalık bilgilerini ödünç almayı başardılar. Eğer ilgilenirseniz 52 bin ücret ilişkindeki Uplink korumanına gönderin. Bu sizinle bağlantı kuracağız. Ajan Blowfish. Yani dolandırıcı da olabilir ama araştırma bilgisi önemli ya. Yollarız. İş için teşekkürler. Okul araştırmasını başarıyla tamamladınız. Aa, direkt şey yaptık. Güzel. Sahte değilmiş. Gerçekmiş. İyi. Şimdi buradan hemen bir minik bir araştırma yapalım mı? Cook, filmler, hırsızlık. Ama hırsızlığı araştır bakalım. O tür oyunumuzu araştırmış olalım. Hatta ve hatta ne yapalım biliyor musunuz?
bu bölüm bu yani daha doğrusu bu oyunun sonuna gelelim. Gördüğünüz gibi zaten oyun bu tür bir oyun. Bu seneler önce çıkan bir oyun yapma oyunu. Aslında bundan daha iyi oyun var mıdır? Vardır elbet. Şimdi ismini vermeyeyim. Ama tabii ki bayağı eski bir oyun olduğu için o zamanlar bayağı kaliteli bir oyundu. Ama yine tatlı oynanabilir bir oyun. Güzel, hoş, chill takılabileceğin bir oyun. Aç müziği arkadan, yavaş yavaş oyna. Hani kafanı dağıtabileceğin bir tarzda bir oyun. Benim hoşuma gidiyor, bilmiyorum. Elbet bir hoşuna giden bir kitle vardır bunu oynamak şeyinde. Bakalım önümüzdeki zamanlarda farklı farklı buna benzer oyunlar da gelecek. Bilginiz olsun. Aynı şekilde oyun yapma ya da ne bileyim bir şirket kurup internet üzerinde belirli bir şeyler yapma. Onlar farklı farklı şeyler. Geldiği zaman zaten anlarsınız. Orada zaten az buçuk tanıtmaya çalışacağım. Bakalım. Neyse. Bu videoluk bu kadar diyelim. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Blood and my tongue keeps bleeding from the words I spit. So sharp, so freezing, so cold. Behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in faith, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on.